Çocukken anne lütfen 5 dakika daha derdik. Şimdi ise alarmı erteleme tuşuna basıyoruz. Hatta gerçekçi olalım, alarmımızı birden fazla kez erteliyoruz. Sizi anlıyorum, biraz daha uyumak istiyorsunuz. Uyku formunda 5 dakika daha yakıt depolamak istiyorsunuz. Ancak bir dahaki sefere telefonunuza 10 farklı alarm kurmadan önce tekrar düşünün. Uyumanın çok önemli bir şey olduğunu belirtmeme gerek yok. Düzenli ve sağlıklı bir uykunun vücudunuzun dinlenmesini ve toparlanmasını sağladığı her türlü çalışmayla kanıtlanmıştır. Ayrıca uyku beyninizin formda kalmasını sağlar. Alarmsız veya alarmdan önce uyanırsanız kendinizi yenilenmiş ve güne hazır hissedersiniz. Evet, kulağa harika geliyor. Peki ya neden hep bu şekilde uyanmıyoruz? Gün içinde neler olduğunu biliyorsunuz. Yoğun bir program, geç saatlere kadar çalışmak, yorgunluk, kaygı bozukluğu ve daha neler neler. Tüm bunlar uykunuzu bölüp türlü türlü sorunlara neden olabilirler. En sinir bozucu olanlardan biri de uyandıktan hemen sonra, hatta günün büyük bir kısmında kendinizi uykulu hissetmektir. Neden sürekli böyle hissettiğiniz hakkında bir fikriniz var mı? Hayır, uykunuzu alamadığınız için değil. Sürekli erteleme tuşuna bastığınız için. Durun bir dakika, biraz daha uyumak sizi nasıl daha fazla yorabilir? Bu durum uykunun her biri yaklaşık 1,5 saat süren döngülerle bölünmüş olmasıyla ilgilidir. Uykuya daldığınızda beyniniz iyice dinlenene ve sizi uyandırmaya hazır olana kadar önce ilk döngüye, sonra ikinciye ve diğer döngülere girer. Beyninizin iyice dinlenmesi yaklaşık 4 döngü sürer. Bu nedenle kendinizi iyi hissetmek için günde en az 6 saatlik uykuya ihtiyacınız vardır. Ancak harika hissetmek ve beyninizin optimal düzeyde çalışması için ekstra 2 saat daha uyumanız gerekir. Bu 2 saat sırasında beyniniz güne hazırlanır ve bu süre geçince kendi kendinize yardım almadan uyanırsınız. Sadece 4 ya da 5 saat uyuduğunuzda kendinizi her halükarda sersem ve uykulu hissedersiniz. Alarmınız da sizi sinir eder. Bu yüzden erteleme tuşuna basarsanız veya önceden 10-15 dakika arayla birbiri ardına birçok alarm kurarsanız, bu sinir bozucu sesle kabaca uyandırıldığınızda yataktan kalkmak istemezsiniz. Sizi tamamen anlıyorum. Ancak erteleme tuşuna bastığınızda aslında yaptığınız şey yeni bir uyku döngüsüne girmektir. Uyku döngülerinin ne kadar sürdüğünü hatırlıyor musunuz? Evet, yaklaşık 1,5 saat. Bu yüzden alarmınızı erteledikten sonra 90 dakika daha uyumazsanız kendinizi daha kötü hissedersiniz. Uyku döngüsünün ortasında uyanmak uyku düzeninizi bozar, kafanızı karıştırır ve kaçan uykunuzu geri getirmek için hala vaktiniz olduğunu düşündürür. Sürekli bir döngünün içine girip çıktığınızda zavallı beyniniz şaşırır ve nerede olduğunu ve ne yapması gerektiğini anlamaya çalışmaktan vazgeçer. Zihninizin karıştığını hissettiniz mi? Mesela neredeyim ben, kimim ben, neler oluyor diye düşündünüz mü? Eğer bu sizin başınıza geldiyse bir beyninizi alırım, rakamların gücü adına. Her neyse, alarmınızı 10 dakika daha erteledikten sonra uyandığınızda karşı karşıya kaldığınız bu sersem hale uyku ataleti denir. Okulda eylemsizliği öğrendiğiniz zamanı hatırlıyor musunuz? İşte bu onun gibi bir şey. Beyniniz uykulu halinden kurtulup doğrudan otomatik pilot moduna giremez. Bu arada siz de tekrar yatağa geri dönmek istersiniz. Konsantre olamazsınız, karar alamazsınız ve herkesin sizden uzak durmasını istersiniz. Ve işte sizi gerçekten üzecek şeyi de söyleyeyim. Ne kadar kahve içerseniz için bu hislerden kurtulamazsınız. Tam tersi, kendinizi daha da kötü hissetmenize sebep olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kahve en iyi ihtimalle birkaç saat sonra kaybolacak kısa bir enerji patlaması sağlar. Ancak en kötü senaryoda ayılmanızı sağlamak yerine sinir sisteminize zarar verebilir. Medline Plus özellikle de yüksek dozda kafeinin titreme, kaygı bozukluğu ve kalp çarpıntısına neden olduğunu söylüyor. Evet, beyniniz elinizde tuttuğunuz telefonun bile nerede olduğunu bulmaya çalışırken bir de bunları yaşadığınızı bir düşünün. Yok, ben almayayım. Üzgünüm ama işler daha da kötüye gidecek. Sizce uyku ataleti ne kadar sürer? Doğal olarak bir uyku döngüsü kadar sürdüğünü düşünebilirsiniz. Çünkü beyninizin kaçırdığı şey tam da bu, değil mi? Aslında pek değil. Uyku halinde beyniniz aktif olarak zihninizi ve bedeninizi dinlendirir. Ancak uyandığınızda hem normal haline dönmekle hem de günlük aktiviteleri yönetmekle meşgul olur. Bu yüzden tamamen odaklanmak için daha fazla zamana ihtiyacı vardır. Yani beyninizin çalışması için tam 4 saat gerekir. Bu da demek oluyor ki öğle yemeğine kadar en basit görevlerden başka bir şey yapamazsınız. Şanslıysanız ancak öğleden sonra güne başlamaya hazır olursunuz. Ama unutmayın, günün yarısını boşa harcadınız bile. Uyku ataleti ve beyninizin henüz tam olarak uyanmamış olması yüzünden her sabah gözü kapalı yaptığınız bazı şeyleri unutabilirsiniz. Hiç kapıyı kilitleyip kilitlemediğinize dair içinize bir şüphe düştü mü? Kapıyı otomatikman kilitlediniz ve beyniniz sürekli yaptığınız bir şeyi kaydetmenin gerekli olmadığını düşündü. Ne kadar fazla ritüeliniz varsa zamanla o kadar fazlasını unutursunuz. Kulağa korkunç geliyor değil mi? Peki uyku ataletinden kurtulmak için ne yapmalısınız? Beyninizi bu durumdan kurtarmanın en iyi yollarından biri vücudunuza şok etkisi yaratmaktır. Hayır, elektrik şoku değil tabii ki. Ama o da işe yarayabilirdi.
Uyku halinizden kurtulup beyninizin ve vücudunuzun senkronize olarak hareket etmesini sağlamalısınız. Peki bu işi soğuk duştan daha iyi ne yapabilir? Hatta uyanmak için duş almanıza bile gerek yok. Ellerinizi ve ayaklarınızı soğuk suya tutsanız yeter. En azından uyku uzmanı Dr. Casey Hilditch böyle söylüyor. Daha iyi bir halde uyanmanın soğuk olmayan bir başka yolu da yüksek sesli müzik açmaktır. Bu yöntemin nasıl çalıştığı gayet açık. Ses tekrar uyumanızı engeller, özellikle de yüksekse. En sevdiğiniz şarkıyı açarsanız beyniniz müziğin ritmine kapılıp dans etmeye, yeni bilgiler kaydetmeye ve uyanmaya başlayacaktır. Dr. Hilditch'in yaptığı çalışmanın gösterdiği sonuçlardan biri de buydu. Yüksek sesli olduğu sürece her türlü müzik işinizi görür, ancak en sevdiğiniz şarkıları çalmak beyninizin endorfin salgılamasını sağlayacağından dolayı en iyi seçim olacaktır. Bu hormon kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Hem beyninizi uyandırın hem de gülümseyin. İki türlü de siz kazanacaksınız. Beyninizi soğuk şok ve sesle uyararak uyandırmak harika olsa da uyanma vaktinde gün ışığına maruz kalmak çok daha etkili olacaktır. İşin sırrı hormonlarınızda. Vücudunuz karanlıkta ana uyku hormonu olan melatonin üretir. Melatonin hormonu sizi uykuya hazırlar. Uyku uzmanları uykunuzun kalitesini artırmak için gece odanızda hiç ışık olmamasını öneriyorlar. Ancak bu sadece uyurken geçerlidir. Şu an tam tersinden bahsediyorum, yani sabah beyninizi uyandırmaktan. Uyanmak için ışığa ihtiyacınız var. Göz kapaklarınız kapalı olsa bile gözleriniz ışığı fark eder ve beyne sinyal gönderirler. Güneş yüzünüze vurduğunda melatonin kaybolmaya başlar ve beyniniz doğal yolla uykudan uyanır. Eğer siz de uyku ataletinden müstaripseniz garanti sonuçlar için bu 3 yöntemi mutlaka deneyin. Soğuk duş, yüksek sesli müzik ve gün ışığı. Ayrıca hepsini bir arada yapmak da çok kolaydır. Şöyle yapın. İlk ve tek alarmınız çalınca kalkın, perdeleri ve panjurları tamamen açın, en sevdiğiniz şarkıyı başlatın ve soğuk bir duş alın. Bunları yapmak sizi verimli bir güne hazırlayacaktır. Peki sizin kolayca uyanmak için uyguladığınız ritüeller nelerdir? Taktiklerinizi aşağıdaki yorum kısmında paylaşın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza göndermeyi ve hayata olumlu bakmak için abone ol tuşuna tıklamayı unutmayın.